Eltex TV'den herkese merhaba. Yaklaşık 1,5 yıl önce kanalımızda Kurtlar Vadisi Kaos isimli bir dizinin yayınlanacağı hakkında bir video çekmiştik. Ama o zamandan beri diziye ait dedikodudan başka ne bir haber, ne bir fotoğraf, ne de bir fragman yayınlandı. O videoda da belirttiğimiz gibi biz Necati Şaşmaz'ın açıklamaları doğrultusunda bu dizinin geleceğini söylemiştik. Peki Kurtlar Vadisi Kaos hala neden gelmedi? Bunun için belli başlı birkaç sebep olabilir. Birincisi, Necati Şaşmaz Vadi'nin yanı sıra Nöbet ve Mevlana ile Şems'in hikayesini anlatacağı iki tane dizi çekeceğini söylemişti. Nöbet isimli bir dizi olacak inşallah. Antalya civarında çekilecek dizimiz. Mevlana Şems'in hikayesini anlatan bir dizi projemiz var. İnşallah orada Şems karakterini canlandırmayı düşünüyorum. Ve zaten geçen sene Nöbet dizisi çekilmiş. Mart ayında Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. Fakat reytingler çok düşük olduğu için 8. bölümde final yapmıştı. Mevlana ile Şems dizisi henüz çekilmedi. Ama Kaos da çekilmedi. Necati Şaşmaz bir röportajında Kaos'un şimdilik gelmeyeceğini söylemişti. Bir dizi projemiz var. Evet, hayırlı olsun. İnşallah bir de sinema filmi projemiz olacak yakın zamanda. Hepsi sırayla tabii ki. Dizi ama Kurtlar Vadisi değil. Değil şu anda, evet, yok. Değil. Peki Nöbet dizisi bittiyse sırada ne var? Seyirci şu anda Kaos dizisinin gelmesini istiyor. Ama Pana filmin öncelikleri başka olabilir. Mevlana ile Şems dizisinin yanı sıra 3 yıl önce Bollywood'un önde gelen bir film şirketiyle anlaşma imzalanmış ve Türkiye-Hindistan ortak yapımı 2 tane sinema filminin çekileceği duyurulmuştu. Açıkçası bu yapımların Kurtlar Vadisi ile alakalı olduğunu zannetmiyorum. Başka bir yapım olabilir ve bu iki filmin de ne zaman çekileceği belirtilmedi. Bunca zaman bekleyişin ardından bir de Necati Şaşmaz'ın ailevi sorunları ortaya çıkınca büyük ihtimalle Kurtlar Vadisi Kaos rafa kaldırıldı. Peltex TV'den bugünlük bu kadar. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili gelişmeler oldukça kanalımızda paylaşacağız. Ayrıca amatör çapta çektiğimiz kısa filmleri izlemek isterseniz sizler için ekrana bırakıyorum. Hoşça kalın.